Herkese merhabalar. Güneşli bir günden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün sizlerle beraber yeni kariyerimize nihayet giriş yapacağız. Söz verdiğim gibi Galatasaray kariyeri ile başlayacağız. Bölümleri önceden çekeceğim yani üst üste durmadan çekeceğim. E, muhtemelen bu bölümü siz izlediğinizde ben herhalde ilk sezonu vesaire bitirmiş olurum. Belki ikinci sezonu bitirmiş olurum. O yüzden yorum yaparken bunlara dikkat Ve fayda var. Hemen başlayalım. Yeni bir Oyuna başla. Gelişmiş kurulum diyeceğiz. Hem burada veri tabanı kurulumunu da göreceksiniz. Bir bakayım şöyle. Benim her zamanki kurulumum olması gerekiyor. Şuraları da kontrol edip sizlere de göstermek amacıyla göstereyim. Burada cam açık. Ee, biraz rüzgar sesi, biraz trafik sesi, biraz çoluk çocuk sesi duyabilirsiniz. Biliyorsunuz yaz olunca her yer cıvıl cıvıl oluyor. Bunun için şimdiden kusuruma bakmayın. Veri tabanı kurulsun. Veri tabanı kurulunca tekrar birlikte olacağız. Evet, veri tabanı kurulumumuz gerçekleşti. Menajer profilimiz bu şekilde olacak. Ben standart kullanıyorum. Zaten onaylı diyelim ve oyuna hemen başlayalım. Takımın başına bizi getirdiler. Bir takım bilgilerimiz var. 4-2-3-1 oynuyorlarmış. Yani Trabzon'da kullandığımız sistemi biraz daha değiştirip kullanacağız burada. Hemen sonraki diyelim. Yedek sistemler de olacak tabii ki. Hazırlık karşılaşması istemiyorum. Her ay raporlar gelsin. Bir de basın toplantısı yapacağız beraber. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim oyun kaydımızı da gerçekleştirelim. Şöyle bir şey var kafamda takip edeceğim personeller ve oyuncular olacak. Bunları sizlerin şahitliğinde yapacağım. Öncelikle taktikle başlayalım. Bizim 4-3-1 2 3, neredeydi? Bir bakayım. Benim birçok kullandığım taktik var. Yani aslında kullandığım taktik de demeyelim de her takıma uyguladığım farklı farklı şeyler var. Şunu bir alayım abi ben. Burada tabii değişiklikler yapacağız. Pres istemiyoruz. Sağ az şut çekecek. Daha dar alanda oynayıp mevkisinden bağımsız oynasın. Merkezi orta kessin. Kısa pas istemiyoruz. Pres istemiyoruz. Daha dar alanda oynayacak. Yine mevkisinden bağımsız oynayıp merkeze kesecek. Tamam mı abi? Mevkisinden bağımsız oynasın. Sert olsun istemiyoruz. Sertlik hiç istemiyoruz. Yine bağımsız oynamasını istiyorum. Dripling'i azaltacak. Aynen öyle. Diğerlerine de bu arada aynı talimat atı kanatlarda veremiyoruz gerçi. Onlar daha fazla link yapacaklar ama bizi forvet de keza. Aynı şekilde Şimdi buraları yine değiştireceğiz. Öncelikle kısa pas istemiyoruz. Bunların hiçbirini istemiyoruz. Crest'i istemiyorum. Sert ve markaj da istemiyorum. Dripling'i azalt. Kafi ya bizim için. Evet. Boş alanlara çok böyle koşu yapsın da istemiyorum. Ee, risk alma. Bakayım abi. Sertliği kaldırdık. Daha fazla hücuma çık. sinde de var. Daha az düşecek. Dripling'i azalt. Okey. Şimdi burada ne yapacağız? Genel aynı şeyleri yapacağız aslında. Kısa pas istemiyoruz. Pres istemiyoruz. Sertlik, markajlık istemiyoruz. Daha dar alanda oynayacak. Drip linki azaltacak. Merkeze orta kesecek. Bu kadar basit abi. Aynı şeyi burada da bir düzeltelim. Kaldırdık. Dribbling'i azalt. Merkeze kes abi. Bu kadar basit. Çift pasör stoper mi yapacağız burada? Şunu kaldıralım. Kısa pasla oynayacaksın zaten. Drip linki azalt. Drip linki azalt. Ve geniş alanda oynayacaklar. Çift pasör stoper kullanacağız. Değil mi? Aynen yani sol tıkanırsa sağdan, sağ tıkanırsa soldan. Keza kanat bekleri de e, vizyonu yüksek oyunculardan kurmaya çalışacağız. Şimdi duran top kazanmaya çalışıp daha yaratıcı oynamalarını bekleyeceğim. 50 uzun oynayalım. Bekleri isteyelim topları. Onun dışında önde standart merkezden oynamaya zorlayıp orta yapmalarına da izin vermeyeceğiz. Bu bizim basic ana taktiğimiz olacak. Şimdi gelelim ikinci taktiğe. Aslında ikinci 4 3 istiyorum ama hazırda bir şeyim yok. Öyle bir taktiğim yok. O yüzden nerede bizim Atalanta'da kullandığımız. Yapacağız burada beraber 4 3, 3 yapacağız da sadece biraz daha ekleme taraftarıyım. Şimdi burada da kullanacağım. Evet. Buralara çok böyle karışmadım, değil mi? Aynen. Hemen hemen aynı direktifler verdim. Dos var, pasör standart. Tamam, bu da kalsın. Ama ana taktiğimiz dediğim gibi bu. Bir de Yeni bir taktik oluşturacağız. Hemen kendi oyun sistemimizi yaratalım. 4-3-3 dosken geniş yapacağız. Abi burada bir oyun kurucu. Savunma mı destek mi? Çok şey değilim ama böyle kullanalım bakalım. Bir pasör stoper. Libera Koleji savunma. Yaratıcı forvet. Çift tak atacağız buraya. Aynen öyle abi. Merkez orta saha iki yönlü. Veya e mezzala destek iki yönlü de kullanabiliriz. E pozitif olacak burası. Buraya hiç karışmak istemiyorum yine. Şöyle yüksek tempoda aslında şuralar belirttiğim gibi oluşacak. Daha yaratıcı oynayacaklar. Ya bunlar ben bunlar bende biraz klasik. Öyle söyleyebilirim. Onun dışında önde pres standart. Baskı yapacağız. Şu şekilde vurgulayacağız bu sistemimizi de. Ama tabi çok akıcı oldu. Yani buraları değiştirmek lazım. Hücum tak. Hücum yapalım buraları. Mezzala iki yönlü dok. Tamam. Hemen şunların talimatlarını verelim abi. Dar alanda oynayacaksın. Dripling'i azaltacaksın. Yine merkeze kesersin. Onun dışında yine dar alanda oyna. Merkeze kes. Bakayım. Aynen. Geniş alanda oynayacak. Dripling'i azaltacak. Aynı şeyi bunda vermemize gerek yok zaten. Bu onu istinaden kullanacak. Daha az risk al. Merkez e, Mezzala için geniş alanda oynayacağız. Onun dışında daha az şut çek driplinki azalt diyeceğiz. İki yönlüye geniş alanda oyna, hücuma çık geniş alanda oyna demeyeceğiz. Boş alanlara kuşu yap diyeceğiz. Daha az risk almasına karışmayalım bence. Daha az şut çeksin driplinki azaltsın yine kendisi. Doku ayarlamış mıydı? diriplinki azalt. Mis. Mis gibi olacak. Daha dar alanda oyna. Mevkinden bağımsız oyna. Merkeze kesersin. Aynı şeyi buna da söyleyeceğiz. Merkeze kesersin. Mevkinden de bağımsız oynarsın hocam. Daha az risk var burada. Ha, bunu kapatalım. Tamam. Drip link azal daha süt çek. Mevkinden bağımsız oyna. Evet 4 3, 3 kurgumuz da bu şekilde olacak. Tabi zaman içerisinde değiştirmeler yapabiliriz. Ne bileyim buralar kanat bek olabilirler. Burada e, merkez orta saha iki yönünü düşünüyorum yapabilirim. Çift tak yerine bir kanat forvet vesaire şeklinde değerlendirebiliriz. Ama genel olarak bu sistemleri kullanacağız. Kulüp hedeflerini kabul ediyoruz. süre bir bakalım. 3-5 takımla mı karşılaşacağız? İkisinde 6'sında dokuzunda. Tamam buraları elleme bence çok gerek yok hemen klasik yaptığım şeyleri yapayım takip listesi atı açacağız burada bütün genç yetenekleri bir alayım abi onun dışında her bütçeye uygun yetenekleri de alalım evet kusura bakmayın küçük bir mola verdik ee, bunları aslında tek tek gözlemletmek lazım ama yani gözlemci ekibine bırakacağım. Onlar gözleyecekler zaten. Kalsınlar. E, takip edelim. Bülüp çalışanları. Şimdi burada ben deneme de yaptım. Gelmiyorlar. Performans analizi sorumlusuna bir ilan verelim. Şöyle hepsine bir geleyim. Şu iki arkadaşla hemen karşılıklı tesir yapacağız. Çünkü daha iyi personeller aramaya çalışacağız. Yani ona yönelik bir ilan verdik zaten. Umuyorum ilanlara güzel personeller dönüş yapacaktır. Asistan menajer isteyeceğiz. Bir tane de hemen durabilirsem abi kondisyon antrenörü isteyeceğiz. Onun dışında oyuncu analisti alacağız. 3 adet ve kiralık oyuncu sorumlusu alacağız. Burada da spor bilim teknoloji sorumlusu ilan vereceğiz. Bir iki fizyoterapist bir tane de spor bilimcisi arıyoruz. Evet. Ona yönelik de ilanlarımızı verelim abi. Tamam mıdır? Çok güzel. Şimdi antrenmanlara gelelim. Aslında bir dakika. Önce mentörlük ayarlayayım. Kaan Baran Emin. Torreira Boya'yı Nelson, Gomis Yunus Laniolo, Mertens Barış Raşitsa. Tamam. E, ayarlamalar yaparız. Hemen şunları aldım. Gelişim merkezine de bir bakayım hemen şöyle üstün körü. Yusuf'u Ross'u, Kazım'ı e, başka var mı hocam? Pekayı yukarı alalım. Yani zaten yaşları da geldikleri için. E, 18 yaşından büyük gördüğüm an direkt yukarıya alıyorum ben. Hemen onlardan bir tanesiyle sözleşmeyi feshedeceğiz ama onu da söyleyeyim. Jankat'ın profili nasıl gelmiş? Sakatlığa mey ve istikrarsız gözüküyor. Aslında değeri de var. Direkt olarak satış listesine koyabiliriz. Evet abi, öner. Baran'a bakayım. Yani Baran da gerçekten beklentilerimiz dışında bir profille gelmiş. Hemen onu da şöyle listeye koyalım. Onun dışında bakıyorum, bakıyorum. Emine bakacağız. Emin hiç fena değil. Olur. Hemen gelişimini yaptıralım. Basör stoper savunma. Burada savunma antrenmanlarından sıkı markaj yapar. Oyun karakteristiğini isteyeceğiz. Ekstra olarak e, çeviklik denge. Biraz çevikliğimizi yani fiziksel yeteneklerimizi geliştirelim. İki kat yoğunlukta çalışacak. Okey buna bakmış olduk. Gökay'ı gönderecektik. Gökay'ın bir değeri yok. Pek fazla maaşı da yok. Direkt olarak servis bırakıp 58 bin liralık altı öderiz abi biz. Barış, Yunus, Kerem, Emre, e, Diğerlerine şimdilik dokunacağız mı? Bence dokunmayacağız. Çok fazla e, yabancı oyunculara göre de belki bir iki ismi de gönderebiliriz. Evet burası böyle tamam mı? Şimdi kulüp çalışanlarından sorumluluklara gelelim. Asistan menajer e, olmadığı için tabi mecbur ben yöneteceğim ama normalde ben çok fazla yönetmiyorum artık. E, onun dışında taktiklere geleceğiz. Önerilerini sunsunlar. Rakip takım talimatlarını ben ayarlarım. Genel ve bireysel antrenmanlara ben bakacağım. Bedi komple kime verebilirim? Bizim bir futbol direktörümüz var. Cenk Ergün Bey var. Ona verelim abi. Konuşsun bol bol sever konuşmayı. Burada transfer ve sözleşmeler aynen hepsine biz bakıyoruz zaten sıkıntı yok. Gözlemleme de şöyle yapacağız. Bilgi seviyesi en yüksek dereceye gelene kadar gözlemleme isteyeceğiz. Ve futbol direktöründen gözlemcilere görev vermesini isteyeceğiz. Otomatik olarak görevlerini veriyor zaten. haber ben vermişim. Ha o benim gözümde çok böyle fark eden bir şey değil bu. Çünkü zamandan da tasarruf etmemiz gerekiyor. Şimdi buralarda personel alımlarında U19'u en azından ilk sezon itibariyle futbol direktörüne bırakacağım. Değil mi? Evet. Biz genelde az takımla ilgileneceğiz. Aynı şeyi sözleşmelerde de uygulayacağız. Futbol direktörüne bıraktık. Az takım bizde zaten. Okey. Yönetime karışamıyorum. Genel bakışa karışamıyorum. Geldik antrenmana. Antrenmanda da özellikle bu seriye özel. Özel bir program buldum ben. İyi olduğunu gördüğüm bir program. Hemen onu uygulayacağız. Tabi aralığa kadar falan yapacağım bunu. Sizler de görmüş olun. Şöyle bir izlenimim oldu benim. İsteyenlere Discord'dan paylaşırım mutlaka. Yabancıların yaptığı bir antrenman programı aslında bu. All in one diye bir iki hatta program var. Bir de özel programlar var. Ben bu seride öncelikli olarak All in one'a bakacağım. Ondan sonra özel şeylerde şeyler de yapacağız. Yani programlarda uygulayacağız. İzlenimlerim de şu yönde oldu. Cümle de kuramıyorum pek bugün. Oyuncuların profillerinde gerçekten hatırı sayılır ölçüde gelişmeler görüyorum. Bu antrenman programıyla ve tabii ki de geçiş oyunlarıyla defanstan kısa pasta çıkarken kusursuza yakın bir oynanış görüyorum. Genelde kullandığım zaman o yüzden bu programı kullanacağız. Kaldı ki fiziksel olarak zaten oyuncularımıza yüklemeler yapıyoruz. Baya rüzgar esiyor bu arada ya. Umarım çok fazla sizleri rahatsız Edecek seviyelerde olmaz. Tabii şeyden sonra göreceğim. Yani kayıt aldıktan sonra göreceğim. Genelde benim ilk videolarım böyle çok sıkıntılı olur. Sorunlu olur. Umuyorum artık bu kanalda ilk videolarda problem yaşamadan bir seriye başlarız. Aralık dedik. Hadi gelmişken ocağı da yapalım. Şubattan itibaren artık özel şeyler kullanmaya çalışırız. Tamam mı abi? Burası da bunları doldurduk. Bu olacak bence. Okey. Şubattan itibaren değiştireceğiz yine. Ne yapacaktık? Gelişime gelecek. Değil mi? Bireysel'e gelecek daha doğrusu. Şimdi bireysel penceresinden biliyorsunuz hepsini ayarlayabiliyoruz şimdi senden libero kaleci savunma rolünde çalışmanı istiyoruz dayanıklılık biraz arttır çalışkanlık yapabiliyorsa tabii ki tatlı yoğunlukta çalışacak hemen şu arkadaşı da libero kaleci savunma yapalım hızlanma ya yani çok alabilecek seviyelerde değil artık normal tempoda yaptıracağız e, bu arada Oka'nın çift ayağı var mı abi sol ayak orta peki yine de konuşalım yani değil mi zayıf ayağını kullanmaktan kaçınır diyeceğiz Okan için yani öyle bir e, şey vermeye çalışacağız antrenman Jankat'a hiç bakmıyorum satacağız Sasha Boya'ya gelelim defans sağda kanat bek destek olarak çalışsın istiyoruz dripling işte en dikkat çekenlerden biri vizyon keza öyle biz pasla başlayalım yani teknik pas vizyon arttırmaya çalışalım normal yoğunlukta yine e, pas antrenmanı versek çok güzel olur bu arada ama ne yapabiliriz Yani oyunun yönünü değiştirmek ayrıca çok ihtiyacımız olan bir şey değil ama fazla bekletmeden orta açarsa evet onun yapabileceği bir şeymiş gibi durmuyor dedi okey o zaman öncelikle sıkı markajla başlayalım Avdülker'in bardakçıya gelelim sol pasör stoper olarak kullanacağız kendisini pasör stoper kesici yapmayacak onu bir değiştirelim abi savunma yaptık e, profilimizde konuşuyor bu arada hemen defansif pozisyon alma da değildi neydi o hopsuz Alanı nerede alıyordun? Hücumda alıyordun. Doğru. Biraz topsuz alanımız da gelişsin. E çünkü ileride çok sık göreceğiz Abdülkerim'i. Rakiplerinden sıyrılmaya çalışır. Yine bir savunma antrenmanı verelim abi. Sıkım arkadaş huyunu edindirmeye çalışalım. Emin'i ayarlamıştık zaten. Nelson, defans merkez, pasör, stoper. Ulan şuna bir hızlı yapacağım diye çok basmasam çok güzel olur. Ekstra antrenman. Tabii ki de hız hızlanmayla başlayacağız. Nerede abi nerede? Ben mi göremiyorum ya? Bazen göremiyorum ha. Çabukluk yapacağız. Normal. Hemen yine savunmayı vereceğim. Sıkım arkaj yapar. Ross. Geldik Ross'a. Profil çok tatlı çıkmış ama raporlarına bir bakalım. Hmm. Bence düzeltiriz. Bireysel idman yapacağız zaten. Evet Ross çok tatlı çıkmış. Hemen şöyle pasör stoper savunma diye ayarlayalım. Ee, ne verebiliriz abi? Çeviklik de olur ama yine pastan yana kullanacağım. Çünkü teknik, zihinsel özelliklerini bir tık daha arttırmaya çalışalım. Hemen yine özel antrenmanını vereceğiz. Sıkım arkadaş yapar. Sen benim dediğimi yaptır abi. Sen boş ver. Evet Kaan. Yani Kaan aslında multikor bir oyuncu. 3 farklı mevkide e, oynayabiliyor. Yani aslında vizyonu pası yüksek. O yüzden defansif orta sahada zaman zaman kullanabiliriz diyerekten defansif orta saha destek çalış çalıştırıp yine çabukluk antrenmanı verdireceğim ve iki kat yoğunluk yaptıracağım. Yeni oyun karakteristiğini kiralık olduğu için tabi değiştiremiyoruz. boya gelelim. Dubuoy sol kanat bekte değerlendireceğiz. Hemen şöyle ayarlayayım. Destek yapacağız. Güçle başlayalım. Aynen öyle. Emre Taşlı bir. aynı şekilde. Defans sol kanat bek destek. Ekstra olarak bayağı bir fiziksel eksik rakiplerimiz var. Dayanılıkla başlayalım. Biz gegenpress oynayacağız. iyi çalışması lazım. Yine Kazım'a bakacağız. Kanat bek. Gel abi. Destek. Evet. Ekstra antrenman. Pasla mı başlayacağız? Yani güç Ile başlayıp zıplamasını aslında erken yaşta arttırabiliyorsak bir deneyelim şansımızı. Normal yoğunlukta yine çalışacağız. Savunmada da sıkım arkadaş. Ah be adam beni ikna etti. Ben onu ikna edecektim. Hemen şöyle geleyim. Çalıştır abi. Bunu alacak yani. Bu açarı yok. Baran'ı satacağız. Berkan. Berkan gene çok önemli bizim için. Defansif orta sahada yine değerlendireceğiz. Destek olarak ne verebiliriz abi? ilk bakışta bak pozisyon alma yine mesela bizim için sıkıntı. Defansif pozisyon alma çalışsın. Hatta iki kat yoğunlukta çalışsın. Miço çabukluk alacağız. Direkt ilk bakışta zaten çabukluk. E, merkez orta sağda mı değerlendireceğiz bunu? Yani 4-2-3 standart oynadığımızı veya e, şeye baklavaya döndüğümüzü de düşünerekten aslında mezzala olarak orta saha merkezde değerlendirebiliriz. Mezzala destek yapalım. Biraz bitiricilik olması lazım ama şöyle iki kat yoğunlukta bir başlasın. Şimdi Fredrik Müço sık sık sahanın ortasından e, dripping yapmayı tercih ediyormuş. Bundan vazgeçirmeye çalışacağım kendisini. E, sildirmeye çalışacağım yani. İstemiyorum çünkü. Sık sık topla beraber koşar özelliğini de sildireceğiz. Yani şöyle bir amaç gidiyorum. Takımımızdaki oyuncular takım oyununa yatkın olacaklar. Takım oyununa ayak uyduracaklar ve ona göre oyun karakteristikleri edinmelerini bekliyoruz. Sergio Oliveira şaşıracaksınız burada. Sergio Oliveira'yı biz ofansif orta saha merkezde gizli forvet hücum da değil aslında enganche destek de kullanabiliriz ama yedirmeye çalışalım. Yine çabukluk yapacağız burada. Onun dışında bakalım. Tamam oyun karakteristiği aslında çok fena değil belki rakiplerden sıyrılmaya çalışır değiştirebiliriz. Evet bunu da teknik antrenmanlardan yapıyoruz. Baskı altındayken eyvah kapı kapanacak. Güzel oldu en azından rüzgar kesilir. Ne diyorduk? Baskı altındayken sıyrılmaya çalışır. oyundan vazgeçirmesi için ikna edeceğiz ve bunu sildirmeye çalışacağız. Torreira'ya gelelim. E, Torera zaten defansif orta sahada. Biraz daha teknik bir yükleme yapacağız. Yani zaten var adamda ama biraz daha teknik bir yükleme yapmaya çalışacağız. Güçle başlayalım zıplama olabildiğince almaya çalışsın ama tabi normal yoğunlukta olacağız. Aynı zamanda Torreira'da da ben teknik kapasitesini arttırması için de şut çekmek yerine pas versin. Bence de güzel. Maçın temposuna yön versin. Evet bu Karakteristik özellik çok önemli bu arada. Şimdi Zaniolo'ya geldik. Şimdi Zaniolo'yu ben gizli forvette çok fazla değerlendiremiyorum. O yüzden tamamıyla hak olarak sağ kanatta kullanacağım kendisini. Destek olarak ayarlayalım. Ee, ne yükleyebiliriz? Bize karar alma lazım. Topsuz alan, ön sezi, karar alma. Gayet mantıklı olur bence. Sık sık topla beraber koşar. Yani bunları değiştiremiyoruz yine kiralık bir oyuncu olduğu için. Yunus. Evet bizim hakikaten önemli yeteneklerimizden bir tanesi potansiyeli ve özel yetenekleri harika gelmiş bu arada. Oyun zekasını biraz geliştirmeye çalışacağız. İşte bunu mentörlüklerle vesaire attırmaya çalışacağız. Yine orta saha sağda ayak göremedik bu arada ona da bir bakalım. Sol ayağı çok kuvvetli. Tak olarak bence değerlendirebiliriz abi. Niye olmasın? Hücum değil destek yapacağız. Hemen tekrar gelelim. Güçle başlayabilir miyiz abi? Başlayabiliriz bence. Zıplama edinmeye çalışalım. İki kat yoğunlukla yapalım. Herhangi bir oyun Karakteristiği yükleyeceğiz mi? Yani e, bakalım pas özellikle olabilir. Bitirici ara paslar denemesi yönünde bir deneme yapacağız. Yani hani yapabiliyorsa her ne mutlu bize. Yusuf Demir ofans orta sah merkez yine bunu gizli forvete alıştıracağız. Güçle başlayacağız. Yani şu gücü Gegenprese oynuyoruz. Yapmamız çok önemli. Şimdi kısa ve basit paslı oynar. Bunu e, kaldırmamız lazım. Bundan vazgeçmesini isteyeceğiz öncelikli olarak. Çünkü e, beyin yerine koyacağımız bir oyuncu. Yusuf bizim ve bunu yapabilmek için de bu tarz şeyleri düzeltmemiz lazım. Ee, yine oyun zeka gelişimi bekleniyor. Raporları temiz potansiyeli de güzel bu arada. Şimdi Mata sadece formaliteden vereceğim. Gizli forvet hücum. Zaten hani vermek istediklerimi de almayacağı için çok fazla değil mi? Fazla önemi yok. Kerem'e gelelim. Kerem'in öncelikle hop yanlış geldi. Şuradan tekrar girelim. Yani çift ayağını da kullanabiliyor. Ee, bu hakikaten çok önemli bir meziyet. Ben yine de hani orta saha, ofans, orta saha, solda ters ayaklı kanat destek çalıştıracağım. Yine ee, güçle başlayacağız. Yani çünkü tekniği falan fena değil. Aslında hani orta yapma falan şey yapabiliriz. Soğukkanlılık karar alma, pas, vizyon pas teknik, orta yapma teknik. Yani şu ikisi de lazım aslında. Aslında ne yapalım biliyor musunuz? Orta yapmayı bence düşünelim. Oyun karakteristiğinden pas olarak yine bitirici ara paslar denemek için ikna etmeye çalışayım. Ama bu adam şey e, teknik kapasitesinden ziyade biraz daha bitirici böyle içeriye kat eden bir oyuncu. Oyuncu geçmeyi seven bir oyuncu. Özel yetenek hızlanmayı görüyorsunuz. Dripling de iyi. Şansımızı deneyeceğiz hani olursa olur olmazsa canımız sağ olsun şeklinde. Raşit ya bakalım. Ben yani bu arada Raşit'sa'nın hakikaten özleşmesini de almak lazım. Melbourne servisini. Önemli bir e, yedek oyuncu. Her takım böyle bir oyuncu ister. Ters ayaklı kanat destek yine yapalım. Orta yapma pas çok iyi ama hani yine biraz daha pas anlamında bence çalıştırabiliriz rahatlıkla. Da. Orta yapma değil de pasa biraz daha önem verirsek nerede abi gel ee, iki kat yoğunluk e, teknik bir oyuncu değil aslında zaten sözleşmesi bizde olmadığı için bir şey yapamıyoruz ama elimizden geleni yapalım şimdi burada gizli forvet hücum kullanacağız her zamanki gibi çabukluk verelim evet barış barışı direkt olarak zaten santra forda yaratıcı forvet hücum olarak değerlendireceğim ilk başta pas vereceğim. Pas teknik vizyon artsın. iki kat yoğunlukta çalışacak. İtiricilik antrenmanları verelim bu arkadaşa. Ee, mesela toplara plase verme. Kuyuna ikna etmeye çalışacağız. Toplara plase vursun. Gomis e, fırsatçı golcü olarak çalıştıracağım tek oyuncu olacak muhtemelen çünkü fiziksel olarak biliyorsunuz eklentilerin altında kalabilecek bir oyuncu ne yapabiliriz ne yapabiliriz yani almayacak zaten bu antrenmanları da yine de yani çabukluk anlamında yetişmeye çalışsın Icardi bizim zaten yegane forvetimiz olacak umarım bonservisini alabiliriz bu arada yani isterim elbette ki eza yine çabukluk çalıştıracağım buralara zaten şey yapamıyorum okey burası tamam bakayım kaç dakika olmuş yorum saat olmuş gelişim merkezine bakalım Hamza e, bu çocukların da gelişimi önemli önce bir rapora bakayım markaj konusunu geliştireceğiz. O kadar. Değil mi? E, neye yönelik? Hani orta sahada oynayan bir oyuncuya yönelik beklentimiz var. Ama hani şimdi şöyle gizli forvet de olsa fans orta sahada olsa evet yani bu oyuncunun gelişimiyle alakalı güzel işler yapmamız lazım. Şuradan markaj çalıştırılabilir. Defansif pozisyon alma. Hem pozisyon alma hem karar alma hem markaj çalışacak. İki kat yoğunlukta basacağız. Bayağı da bir yetenek var aslında. Yani şöyle yapacağız. Yani şunların sözleşmelerini direkt olarak tesih edebiliriz. Edeceğim. 80 80.000 öderiz abi hiç sorun değil. Canerli Baran'ı da göndereyim. Evet bence de gönderelim. Uğraşmayalım yani. Serbest bırak hocam. Gayet evet, güzel. Beknaz'ın potansiyeli niye bu kadar düşük gelmiş ya? Sakatlığa da meilli gelmiş. Yani işte şans abi bazen e, şans maalesef ki yanımızda olmuyor. Direkt olarak satacağım. Hani 3-5 bir şeyler ne kazanabilirsek kardır. Ters ayaklı kanat destek solda mı oynayacak? Sağ ayağı çok kuvvetli. Tamam. Hücum organizasyonları çalışıyor. Okey bunda da sıkıntı yok ama iki kat yoğunlukta çalışsın bence. Bence kesinlikle öyle çalışsın. Zeki'ye bakalım. İlginç olabilir. Ha? Zeki'nin hikayesi ilginç olabilir. Tecrübesiz oynaması gerekiyor. Ee, aslında hemen bir alama uygun olarak değiştirebiliriz ama gelişimini de verelim. Fırsatçı golcü olarak yapan zeka değerlendirmiş. Yarın Yaratıcı forvet hücum yapıyorum. Üçüncü bölge karar alma soğukkanlılık çalışacak. Okey biraz daha teknik bir yaratıcı forvet olması için alabilir bence sorun yok. Ali Yeşil Yurda bakalım. Standart değildi abi. Asör savunma yapsın. Ne alabiliriz? Çeviklik, denge vesaire de alabiliriz. Yani defansif pozisyon alma da çok önemli stoper oyuncusunda. Şimdilik böyle kalsın. Ali Bülbül. Hmm, evet yani bu çocuk da çok önemli. Sağda kanat bek destek. Defansif pozisyon alma. iki kat yoğunlukta. Ondan sonra savunmada ıkım arkadaş ikna et. Yani denge de çalışsa aslında ilk başta şey mi yapsak ya? Çeviklik denge yüklenelim ilk başta. Şu dengeyi biraz arttırmaya çalışalım. Ali'yi yaptık. Zeki'yi yaptık. Hamza'yı yaptık. Caner. Caner'i salalım abi. Salamıyorum ama galiba. Niye salamıyorum? 2025 yılına kadar varmış. Aa nereye gitti abi Caner? Adam yok oldu ya gözümüzün önünde. Peki sorun yok. Efe Akman. Bunların yüzleri yok hala. Belki update gelmiştir de ben kaçırmış olabilirim. Serbest Stefans forta destek. Hop kontrol. Dripling ilk kontrol alacak. Teknik alacak. Yok abi. Önce bir 18 yaşına gelmeden fiziksel basalım. iki kat yoğunlukta. teknik verebilir miyiz biz bu adama? Bakalım bakalım bakalım. Yani çalım atmasını da hiç istemiyorum aslında. Ayağının dışıyla falso verebilir mi acaba? Yani böyle özel bir oyuncumuz da olsun bizim. Bakayım abi. Çünkü çift ayağını da kullanabiliyor. İyi de bir farklı da bir gelişim planı olur onun için. Bu 19 takımı tamam. Berat'a bakalım. Ne kadar küçük fotoğrafı ya 16 yaşında. Bu da çift ayağını kullanabiliyor. Güzel bu arada yani bu oyuncular hiç fena değiller. Defans orta saha savunmadan ziyade bir dakika. Hemen onu da desteğe doğru alalım. Ne yapacağız? Güç basacağız yine. Yine güç lazım bize. iki kat yoğunluk yapıştır gelsin. Kadir Subaşı, sol bek. Abi hiç fena değil. Biraz e, pas vizyon ekleteceğim buna da. Asla başlayalım. Çift kat yoğunluk, iki kat yoğunluk daha doğrusu. Burada kanat bek, destek olsun istiyoruz. Bu da tamam. Emirhan Kayar, genç orta saha. Emirhan'ı da Mezzala destek değil de ofansif orta sahaya yedirebilir miyiz? Niye olmasın? Yine güçle başlarız iki kat yoğunluğu da çakarız abi çalışır durur. Hamza'ya bakmış mıydık? Bakmışız. Evet gelişim planlarımız, personellerimiz, taktik hazır. Ufak ufak devam tuşuna basalım. Serbest kalan oyuncularımız kalsın. Hazırlık karşılaşmalarını kabul etmişler. Toplantılara ben genelde katılmıyorum zaten. ne yapacaksam kendi karar veriyorum. Ema linki kanalda var arkadaşlar orada bilginiz olsun. Güzel güzel. Yani güzel bir Galatasaray kariyeri olacak. Zeki neydi abi bizde? Binadaydı. Zannediyorum sadece Bursa'ya verebilirim. O da önemli değil mi? Tamam. Önemli oyuncu olarak Bursa'ya vereceğim. Diğer hepsini reddedeceğim. Çünkü Bursa'nın tesisleri güzel alt tepi ve antrenman tesisleri çok güzel. Hatta ve hatta bizimkinden de güzeller. Gayet sevindirici. Kendimizi bir takıma tanıtalım. Vadimiz yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Tamamdır dedik. Zaten çift kul var. Yani Türkiye Kupası süperlik. Lig bir zahmet şampiyon olursunuz abi. Bu kadar da değil. Sakatlıklar çok olacak. Sakatlıklar maalesef çok oluyor. Hemen basın toplantısına da katılalım. Yapılacak çok şey var. Onur duyduk. Yani bütçenin böyle olmasının mantıklı sebepleri var. Birbirimiz için yaratılmışız diyelim. Yani burada ne yapabiliriz? Evet, yönetimin özgüvenini, yönetimin güvenini yerine getireceğiz dedik inşallah dedik. Futbol evrensel o dille alakalıydı galiba. Hepimiz elimizden geleni yapacağız abi. Yaş tecrübe çok önemli değil. E, şans hak edenlere şans vereceğiz. Yani bir sol back stoper olabilir takviyelerimiz. Yani kendini ispatlamaya çalışan bir oyuncu grubu gördük. Püf. Taraftarımız her zaman lazım. Kazanmak istiyoruz sürekli. Akıllı çalışmak istiyoruz. Yani Yunus istemeyen kimse yoktur. Ustara kaptanımız olarak kalacak dedik. İlk basın toplantımızı gerçekleştirdik. Şimdi ilk basın toplantılarına niye giriyorum? Çünkü yani basında kötü bir intiba bırakıyorsunuz ve ilişkileriniz giriliyor basında. Ne demişler bu arada? Yani burada oynayabilir, gitmek de isteyebilir. Kendisine kalmış bir şey. İlgilenen var mı? Feyenoord var aslında. Yan katla ilgilenen. Jan katla daha doğrusu. Bir an böyle yabancı oyuncuymuş gibi. Diyecek mi? Bu arada şöyle bir şey var. Oyun geçişlerinde yani bu FM23'te olan bir şey bende. Sesim robotikleşiyor benim gerçekten e, böyle bir problem yaşıyorum. Ah be. Abi 475 bin euro verirsin lan. O kadar da değildi bence. Tekrar şey yapalım. O robotikleşen sesler için kusuruma bakmayın değerli arkadaşlar. Benim çok böyle elimde olan bir şey değil. Zeki bu arada gitmeyecek mi? Ben Bursa'ya gidecek diye biliyorum. Reddet abi bunları. Evet. Çünkü şey çok önemli bizim için. Tamam. 350 bin teklifi kabul edeceğim. Çok uzatmayacağım. Gitsin. E, bizim elimizin altında Ocağını orada değerlendirsin kendisini. Yani Mustara Okan 3. can gerek yok. 2 kaleciyle sezonu tamamlayabiliriz. Onun dışında bakıyorum. Gonzalez, Enis Gonzalez. Evet çok güzel oyuncular var ya. Derlis Gonzalez daha doğrusu. Bunu ben Twitter'da da paylaşmıştım. Biz bu arada bunu takip listesine ekleyelim. Ne olur ne olmaz. Aldım. Tabii birçok oyuncumuz var. Bir dakika oraya gitmeden önce hemen rapor isteyelim abi. Şimdi benim önümde defter var. Ben oradan... E, bakacağım rastgele. Felipe Augusto. Yanlış mı yazdık lan? Felipe Augusto. Evet. Normalde hep işte Diaz alıyoruz. Onu bunu alıyoruz. Burada Augusto'yu değerlendirebiliriz. Ama biraz böyle tuzlu geldi bana. Yine de bir izleyelim abi. Rapor alalım. Onun dışında Endao var. Bilmeniz yoktur diye tahmin ediyorum. Ama böyle yapınca çıkacak mı? Yok. Ya çıkmadı ben göremedim. E, Güverido'yu Antep'teki profilini de görmüş olduk. Ulan en Endao olması lazım. Evet gene de oynuyor. 17 yaşında Senegalli. Yani aslında geleceğe yatırım açısından bu çocuğu alabiliriz abi. Senegalli okuma yazma bilmeyen değil mi? Cihetle beslenen. Bir bakayım ne kadar isterler. İlgilenmiyor çünkü daha iyi transfer oldu. Okey kalsın orada. Asundo Valer var. Veba'da. Aa evet. Yani özellikle 4-4-2 oynayacak olan arkadaşlar için çok ne derler. Önemli bir oyuncu olabilir bu arada. Hani şey diyoruz ya idingen. Onlardan bir tanesi. Hemen aldık bunu da. Johan Escobar'a yani müracaat eder miyiz abi? netmiyorum ama hani kalsın raporunu da alalım. Hemen takip listesine ekleyip şöyle süresiz olarak. Başka Ignacio Ramirez var. Orvet 25 yaşında Uruguaylı. Kalsın. İleride çok güzel işler yaptığına şahit olduğum için. Hidalgo var zaten bilmeyiniz yoktur. Alvaro Hidalgo. O da şöyle kalsın burada rapor isteyelim. Emscici'si ne der bu arada? İlgilenmiyor diyor. Yani genelde zaten ilgilenmiyorlar. En azından bir yarım sezon bekliyorlar yani. Zandeas var. Bu ne der? İlgilenmiyor. Hemen aldım buraya raporunu da istedim. Birkaç oyuncumuz daha devam edecek. Uros Kabic'e bakacağız. Bu oyuncuyu bir türlü kullanamadım ben. E, almayı çok istedim, alamadım. Burada muhtemelen alacağım. E, burada muhtemelen bu oyuncuyla ilgilenmeye çalışacağım abi. Takip listesini hemen alalım. Raporunu zaten istedik. Kalmarı biliyorsunuz. Geçen sene mi? Geçen sene da çok kullanıyorduk. Ve çok değerli bir oyuncu. Bu geliyor bu arada. Bu gelirim diyor. Sadece şimdilik almayacağım. Şöyle raporunu alayım. Kafi. Ingvart Sen var. Benim çok sık e, online liglerde başvurduğum oyuncuların başında geliyor. Geliyor mu bu arada ilk sezon? Gelmiyor. Hemen takipimizi alalım. Raporunu alalım. Atalanta'yı almıştık. Kendisine 20 gol attırmıştık. Yani çok başka bir performans sergileyip çok başka bir oyun ortaya koymuştu. Doğruya var. Geliyor mu? geliyor bu arada. Alacağımdan değil sadece merakımdan da biraz bakıyorum. Çünkü her save'de biliyorsunuz farklı şeyler olabiliyor. Adam çıktı aslında hemen. Bu arkadaşın da aslında sözleşmesi bitiyor. Yenilemiyorlar genelde. Ekleyeceğiz abi. Şimdilik ekli zaten. Akinyola çok önemli. Bu kariyerde alabilirim muhtemelen Galatasaray'a. Zamelek de oynuyor. İkinci bir Mustafa Muhammed vakası olabilir bizim için. Ve leblebi gibi gol atıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Hemen raporlarını isteyelim. Tabi profili düzgün çıktıysa. Bu çok önemli hakikaten. Bir de Perrone var. Boşta yok. Bu, bu değil aslında bahsedeyim. Alamayız zaten bunu da. Veya yanlışlıkla bunu anlatsın. Evet 21 yaş altı. Bu çocuğu da şu yüzden takip ediyorum. 2-3 kariyerde denk geldim. Ee, serbest bırakıyorlar ya da uygun fiyatlara bırakıyorlar. sözleşme yine yenilemiyorlar bazen. Öyle bir olayı var. Şimdi e, Zeki reddet. Sözleşmeleri bitecek olan oyuncularımız. Mertens var. Opsiyonunu e, şöyle. Şimdi kullanırsak satamayabilirim. 5 milyon euro alıyor. E, ve ikinci sezonda takımda dursun ister miyim böyle bir oyuncuyu? Evet yani Enganchi'de vesaire aslında kullanabilirim. Çift dayanı kullanan kaç tane böyle oyuncun var acaba? Ya biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu vefayı gösterelim bence. Uzatma opsiyonumuzu kullanalım. Kalsın abi hiç sorun değil. Mata, e, matayı ne yaparız? Bunda da kullanacağım. Seviyorum çünkü Mata, Mertens, Kaliteli, Kalibreli isimler. Bir tek burada Gomis'e tanımayacağım muhtemelen. E, Okan'la yedek imzalayacağız abi. Mustere ayrılığında ilk 11 olacak. Okey hiç sorun yok. Şunu kaldırdık. Şunu da şöyle sabit dedik, 581 bin euro. Kaç alıyordu? Abi direkt iki katını kabul etmiş olduk. Bizim hatamız satarken sorun çıkabilir. Emre Taşdemir kesinlikle sözleşme imzalamayacağız. Cankatla, Beknazla imzalamayacağız. Berkan Keskin kirada mı? Evet seninle de imzalamayacağız. Şunlarla imzalayabiliriz ama tabii. Kiralayacağız zaten senin sıkıntı yok. 154 çok değil mi hocam? Mevcut sözleşmesi 7000 ya bu adamın. Abi yani biraz insaflı olması gerekiyor. Ne oldu bu takıldı burada ya sıfırla bir. Heh. bunları kaldır. 90 da değil de 70 civarlarına 3 yıl 170 istiyor. Okey biraz daha indirim bekliyorum. Yapma tamam sonra tekrar gideriz. Sözleşme öner 150 istiyor Ali Bülbül kaç alıyorsun abicim? 725 150'ye çıkmak istiyorlar ya bu ne kadar doğru bilmiyorum çok zam istiyorlar bana çok geliyor açıkçası biraz indirmeye çalışıp şurayı bir kilitliyim 170 ısrarı devam ediyor 130 160 140'a bitireceğiz biz bu işi aynen güzel 20-30 binin bile arkadaşlar çok fazla önemi var hop hop, hop oraya vermeyeceğiz sözleşme önerelim kaldır abi sen kulüpte çalışacaksın bu arada kiralık göndermeyeceğim 3 yıl Kitleyelim burayı. Kaç alıyor acaba? Ben gene böyle 90 seviyelerinden başlayayım. 170. 120 olmaz mı? 160. 135'e iyi güzel ikna oldu. Ama bu sorunu da hallettik abi. Personel sözleşmeleri isteyen ayrılabilir. Ee, zaten ikinci veya üçüncü sezonda tekrardan bir kurulum yapacağız yani. Öyle söyleyeyim. Ee, asistan ve nejerler başta olmak üzere tekrardan değiştireceğiz. Castrovili. Valla o paraları hiç veremeyeceğim şu an. Zeki isteyen diğer kulüpler reddedelim. Bu arada kadronun bir tamamını görebilirim abi. E, Dubovak. Kazım. Yani ilk bakışta ne gerekiyor gibi duruyor sizce. Bir Solvek değil mi? Bir Solvek ve yerli e, olursa çok güzel olur. Yerli bir sağ bek. Yani bunlar önemli. Kanat olur. Bak ben mesela hatırladıklarıma gideyim. Abi gel. Şalke'den çekelim direkt bence. 600 bin e, ile 6.2 745 bin euro. Bu oyuncuları bu arada çekmek zorundayız. Maalesef Süper Lig'de kariyer yaparken özellikle oyuncular için söylüyorum. Aynı oyunculara gitmek zorundayız. Yani bunun lamıcımı yok. Yerli kuralı sebebiyle aynı oyuncuları döndürüp duracağız abi. Başka oyuncu yok çünkü. Yani biz ne yapalım? Olsa dükkan sizin. Oğulcan şey Oğuz Aydın daha doğrusu Oğulcan nereden çıktı? Bir soralım. 400 ila 4.1 arasına bitirmemiz bekleniyor. Peki. Bunu bu arada hemen alamazsanız sonrasında çok pahalı oluyor fiyatı. 4 milyon istiyorlar geri kiralama bedeliyle bunu kabul edebilirim ama burada biraz pazarlık istiyorum Oo fiyat da arttırıyorlar lan 3-5 abi tamam 50 gole 1 milyon vereceğim ama 50 gol atarsa atamayacağı için 50 maça çıkarsa da 1 milyon daha vereceğim kabul mü ama bunu da 3 milyona indireceğiz abi orada çünkü 1 milyon ya ama böyle kabul edersin abi ya 10 maç maç başına ödeme 30 bin veriyorum ulan parasıyla değil mi veriyorum anasını satayım okey sıkıntı yok başka Mehmet tamam Oğuz tamam e Tagir unutmamamız gerekiyor. 2 <laughs> sene sonra takıma katılacak ama katılacak. Katılsın. Yerli stoper. Rotasyonda kullanacağımız bu oyuncular çok önemli. Yalnız çok para isteyeceklermiş gibi geliyor bana. Hayırlısı. Bir bakalım. 5. 25 mi? Abi ne istiyorsunuz öyle ya? 5 vereyim. Ulan keşke daha ucuza isteseydik. Bak çok istedik. İptal edip 2 hafta sonra bir daha götürebiliriz bu arada. 8. 11 milyon euro. Abi maaş bütçesi de yok. Tagir alamayız. Evet. Tagir'e sonra gideceğiz o zaman. Şuradan 300 bin gelecek ama maaş bütçesi yok. Tagir iptal etti. Pahalı bir iptal transfer olacak bizim için. Diğerlerini yapmamız daha mümkün, daha olası. Yıldız adayı gelirsen müthiş olur Mehmet Aydın. Gayet güzel. 900 bin euro istiyor. 5 yıl yapıştıracağım temsilci komisyonu vermiyorum. Biraz zam yapsam 1.2 milyon euro. Evet burası çok kritik reddedebilir. O yüzden biraz daha zam yaptım. 1.5 milyon euro veriyorum abi. Gelsin kullanırım. Oğuz Aydın rotasyon hamle gelsen çok güzel olur. Yedek deneyeceğim bir. Tamam hamle abi senin olayın hamle. Aynen öyle. Bu kadro statüleri şöyle çok önemli. Yani o sözü yerine getirmezseniz eğer sıkıntı oluyor. Burada 791 bin euro istiyorlarmış. Onu hemen ayarlamamız gerekiyor. 3 orada vereceğiz. 3 orada 6 milyon euro vereceğiz. Yani şurada bırakabiliriz. Tekrar sözleşmeye dönecek olursak şuraları arttırabiliriz. 700 bin euro istiyordu değil mi? Komisyon vermiyorum. Ben de temsilciye verecek para yok. Bu kötü oldu. Neden kötü oldu? Hemen tekrar transfer etmemiz lazım. Edemez 6 sıkıntı çıkacak. Can kat gitti bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. kalmar ve Marmuşu alabilirsin diyorlar. Şunun hemen bir antrenman olayını görüşelim. Abi bir dakika. Eleştiride antrenman olması lazım. Allah Allah ben göremedim ya. ilginçtir Bu arada liderlik sende 5. Kadroda en yüksek kimde var abi? Ona şuradan bakabiliyor olmam lazım. Nereden bakıyorduk? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Şu an genel değil miydi? Bayağıdır kullanmıyorum burayı. Ya FM 20'de falan kullanıyorduk sanki. Bayağı kullanıyorduk. Aslında şey var. Bunların böyle hepsinin ayarlı olduğu modlar falan var atölyede de. Antrenör değil, özelliklerde miydi? Aynen buradaydı ya. Teknikte de değil lan. Dur, zihinselde olacak. Neredeydi abi o? Özellikler, zihinsel, liderlik. Şimdi genç olup e, ileride takımın liderliğini alabilecek mesela adaylardan bir tanesi Ross gördüğüm kadarıyla. E, diğeri de Baran olabilir. Ama ben yatırımımı Ross'tan yana kullanacağım muhtemelen. Yani bir yabancı yine bir kaptan olabilir. Çünkü var yani adamın öyle bir profili var. Nerede abi Ross? Şurada. Hemen etkileşim dedim. Hızlandırılmış dil kursuna zaten gönder. Artı liderlik eğitimine gönder. Devam. Sofya ile bir maçımız var. Yani oynasak mı acaba ya ilk bölüm için? Ahmet Sportif önemli oyuncu. Zon sonuna kadar. Abi tesis kaliteniz çok kötü be. Geç. Hiç gerek yok. 875 bin euro veriyorlar değerli Gonzalez'e. Almayacağım ben muhtemelen. Transfer toplantısını boş verelim. Takım seçimi. Aa doğru ilk maça biz çıkacağız zaten. Zaniolo sakat dışarıda. Hadi bakalım. İlk maçın günahı olmaz. Tabii ki de galibiyet bekliyoruz. Alamazlarsa da canları sağ olsun. Yani kondisyonunuzu dikkat edin kondisyonunuza yönelik oynayın yeterli birebirlerde de konuştuk mevkisel anlamda çim yaması kullanıyorum bu arada arzu ederseniz nasıl kullanabileceğinizle alakalı bir rehber videosu çekebilirim bilginiz olsun şuraları hızlı kullanacağım At çizgisi değil abi tv'de kullanıyoruz biz tv'de kullanmıyor muyduk biz ya hatırlamıyorum da şimdi orayı tv'de kullanıyorduk bence bunları kaldır açırdığımız goller için golleri görsek yeterli evet hızımız iyi mi peki Normalde ben YouTube'da böyle oynuyorum ama online ligde çok hızlı oynamaya alıştığım için e, bu da bana biraz yavaş geliyor açıkçası. O yüzden bir tık daha arttıracağım şöyle. Daha arttıralım abi. Biz bunu ne oynuyoruz? Pozitif mi oynuyoruz? Dengeli oynayalım bakalım. Şuradan bir daha bir kontrol edeyim. Abi 4-3-3 çıkmışız. Ha, hata olmuş bu. Şuraya bir dön. Mücce, Torreira, Raşitsa, Kerem, Icardi, Nelson, Dubo, Abdülkerim. Tamam. Olivier'e gizli forvet kullanacağız zaten. Enteresan olacak bizim için de. Hadi bakalım. Asıl test etmek istiyorum. İstediğimiz bu. 4-3-3 hazır değil çünkü daha. Yani o talimatlarını vesairelerini vermedik. İlk pozisyon belki de Arka bir pas. top İkardi. Bravo İkardi. İlk golünü atladı. Galatasaray'a hoş geldin diyoruz. Geç abi. Süpersiniz çocuklar. Rakip takımda 5 şut oldu. Evet. Bir tane isabet şutları var. E Buradli de no yar güzel oynuyor. Evet. Oyuncu güzel oynuyor. İlk yılda gösterdiğiniz performanstan memnunum. Dedik ee, neden ilk 11'de oynamanız gerektiğini kanıtlayın diye birebir de besleniyoruz oyuncularımıza. Aynı zamanda süpersiniz de diyelim. E şimdi 4-3 çıkıp 4-2-3-1 dönmek çok sağlıklı olmadı. Keşke ona dikkat etseydik gözümüzden kaçmış ama genel hatları itibariyle ben iyi oynayacaklarını Galatasaray'a uygun bir sistem olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki zaten driptinki azaltıp daha böyle takım oyununa yatkın talimatlar verdik. Bu da rakibin ilk ciddi pozisyonda değerlendirilemedi. Bakalım devamında neler olacak. Aman diyeyim Muslera harika çıkardı bu arada. İpten aldı resmen. Ne yani o yer. Gayet güzel. Abi orta alana dikkat edelim. Durit Abdülkerim. Üst üste top kayıpları en sonunda taca atmaya akıl etti yani bizden beri nihayet. Bu önemli. Yani XG'miz yüksek aslında. Ama evet çok baskıyla karşılaştı yani bir tık böyle baskılı geldiler açıkçası Ah be Sergio Oliveira iyi açtık olmadı oraya Yine olmadı Peki biraz değişiklik yapalım tak Hücum Evet tak hücum yapalım buralarda haydi bakalım Biz bu arada e, tamam merkezden oynamalarını istiyormuşuz zaten. Yani biraz Nelson Abdülkerim pandemine güveniyoruz o noktada. İlk golü de yedik bu arada ama offside mı? Evet offside gerekçesiyle gol iptal oldu. Aferin diyeyim. Tel değil ama performans çok kötü aslında. Ne bir kanat organizasyonu. Kerem harika girdik. Top kaybı çok kötü. Oy çok güzel. Kademeye müthiş girdik. Icardi, Rashica, Sergio, Oliveira. Of 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 of. Yine klasını konuşturduğu harikulade bir şut. Gizli forvet olarak ilk maçında ilk golü gayet şık oldu. Ufak ufak değişiklikle de başlayacağız. He, evet kanat almayacağım o noktada. Yaratıcı forvete barışı atacağım. Yunus'u raşit sayını alabiliriz ama buraya ulan Mertens tak oynar mı orada ya? Yani zor olmaz mı hocam? Bayağı zor olur. Aslında özel yetenek falan var. Orta yapmasını, pas atmasını, vizyonunu falan iyi biliyor ama yine de risktir yani bunların hepsi bir risk. Kanat pek alacak mıyız? Almayacağız. Arkaya Berkan'ı deneyebiliriz. Belki Oliveira'yı geriye çekip ileride Mata'yı engançe destek olarak değerlendirebiliriz. 5 oyuncu oluyor değil mi? Ee, burada da Kaan'ı değerlendireceğiz ama sağ ayağımız da kuvvetliymiş şöyle yapalım. Emin bu arada sol ayaklı mıydı? Sol ayağı da kuvvetliymiş bu arada. Ee, Ross çıksın bu maç olmadı bir sonraki maçta değerlendiririz. Tekrar süperseniz dedim. Skor avantajı bizde zaten olabildiğince oyuncularımıza kondisyon yüklemeye çalışacağız. Ya, skor da çok önemli değil yani işte o takımın alışma süreci ona göre antrenman yapacaklar takım kaynaşması olacak vesaire bizim için de oyuncular için de uzun bir süreç İlk maçın da sonuna geldik İyi sinyaller verdiniz tebrik ediyorum diyorum ha burada şey yapamıyoruz değil mi aferin beyler güzeldi aferin bey güzeldi İyi iş çıkarttın böyle devam et dedik hani biraz daha morallerini motivasyonlarını yükseltmeye çalıştık şimdi üçü, değil mi abi evet buraları geçtik liderlik eğitimine de başladık. Bir gün daha geçelim. Kaydedelim. Ben geldim şuraya. Oyunu haklı kaydedelim de ha şurası. Evet, ilk bölümün sonuna böyle gelmiş olalım. Yaklaşık 1 saat 5 dakikadır kayıttayız. Ben güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum. Elimden geldiğince detay ayrıntı vermeye çalıştım. Yani antrenmanları da oturur yapardık programdan bahsediyorum. Uyguladık ki hani başka bir takvim uyguladık ama yok ya yani o kadar da zamanını versem 2-3 saatlik video çıkacak tek tek otur ayarla vesaire derken işte bazı sorumlulukları kulüp yetkililerine bıraktık bazılarını biz üstleniyoruz vesaire. Şimdi yapacağımız iş çok basit şu sistemi takım ayıcı oturtmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince minimum sakatlık vererek oyuncuların alışmasına yönelik bu sistem üzerinde oynamaya devam edeceğiz. Onun dışında gidecek herhangi bir oyuncumuz var mı kayıt kuralları yaklaşmaya... Yakın karar verebilirim bu noktada. Belki Mata'yı satabiliriz eğer satılabilirse. Yani en azından bir yabancı kontenjanı açmış oluruz. Ki ihtiyacımız da var bence. Yani Zaniolo'yu da düşünecek olursak minimum bir yabancıyı göndermek durumunda kalacağız gibi hissediyorum ben. Belki olursa Gomis'i de gönderebilirim. Bu da ihtimal dahilinde bir durum. Mesela hem Mata'nın hem Gomis'in ayrıldığı bir durumda e, yerli bir forvet düşüneceğiz. Bunun hakkında da birkaç fikrim var. Ama bunu ikinci bölümde düşüneceğiz. İlk transfer hamlemiz ne olacak? Mehmet Aydın olacak. Yine ben Oğuz Aydın'a da gideceğim. E, Ravil Tagir'le de anlaşmaya çalışacağım. Bir de dediğim gibi yerli forvet e, yedek için düşüneceğiz. Yani totalde Mehmet Oğuz desek, Ravil Tagir desek 3 bir de forvet 4 transferle giriş yapıyormuşuz gibi olacak ama hepsi de yerli oyuncular olacak. Yani aslında hepsini rotasyona ikinci veya üçüncü oyuncu olarak düşünüyor olacağız. Bunları da bir sonraki bölümde muhtemelen ben size göstermiş olurum. Yani şu ara dönemi neyini göstereyim? Transferleri yapacağımızı zaten biliyorsunuz. Hazırlık maçlarımız olacak. Buraları olabildiğince geçip işte birinci taktiğe nasıl reaksiyon veriyor? ikinci taktiğe nasıl reaksiyon veriyor? Üçüncü taktik ne gibi değişiklikler yapabiliriz gibi özel çalışmalar yapacağım o kadar. Onun dışında ekstra bir hamlem olmayacak. Bir de tabi ilan verdik biliyorsunuz. Onların dönüşlerini bekleyeceğiz. Ona yönelik personel transferlerimiz olacak o kadar. Yani ben sizi bir sonraki bölümde kısaca özetle nerede karşılayacağım değerli arkadaşlar ona bir bakalım. Yani şöyle 4'ü 5'i gibi karşılayacağım abi. Açılışta da zaten işte hangi personelleri aldık ve hepsinin ekran görüntüsünü vesaire olmadı ekrana da verebilirim veya direkt gösterip anlatabilirim hangi oyuncuları aldık ne kadar maaş verdik ne kadar servis verdik gibi ayrıntıları da aktarmaya çalışacağım. Ama bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük müsaadenizi isteyeyim. Başta yaptığım uyarıyı tekrar yapacağım. Bu seriye ben bugün Haziran'ın 17'si aslında. Yani muhtemelen Temmuz'un sonu gibi atacağım. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. PM24 çıkana kadar 4-5 aylık bir periyot var. O 4-5 aylık periyotta 3 sezon olur, 4 sezon olur. Galatasaray kariyerinin yarısına kadar gelmiş olacağım ki videoları öyle aktarmaya başlayacağım. Yani yapacağınız yorumları muhtemelen hiç göremeyeceğim. Aklınızda bulunsun. Onun dışında da es geçtiğim bölümleri vesaire yorumlara yazarsınız. Olmadı. Bir sonraki bölümde tamamını aktarmaya çalışırım. Onun dışında tamamıyla amacımız zamanda tasarruf etmek. Peki madem fazla lafı uzatmıyorum. Umarım beğendiğiniz, eğlendiğiniz, öğrendiğiniz, keyif aldığınız bir kariyer gelişi olmuştur. Kanala Galatasaray kariyerimiz hayırlı uğurlu olsun. Sözümüzü de tutmanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.